Guslün farzları 184. Guslün farzları. Ağzı, burnu ve bütün vücudu birer kez yıkamak üzere üçtür. Bu farzlar aşağıda bildirileceği şekilde yapılır. 185. Ağza ve buruna bolca su almalı. Bu işe abdeste yapılan ağız ve buruna su vermelerden daha çok özen göstermelidir. 186. Vücut yıkanırken iğne ucu kadar bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilecek, kulaklar ve göbek oyuğu yıkanacak, su saçların, sakalların, kaşların ve bıyıkların aralarına ve altlarındaki deriye kadar geçecektir. Bunlar sık olsa bile suyun ulaşması sağlanacaktır. Bunların araları ve dipleri kuru kalırsa gusül tamamlanmış olmaz. Ancak kadınların başlarından aşağıya sarkmış olan saçlarının yıkanması şart değildir. Önemli olan bunların diplerine suyun geçmesidir. Erkeklerde bir zorluk bulunmadığı için böyle sarkmış olan saçların her tarafını yıkamak gerekir. 187. Kapanmış olan küpe deliklerinin içi de yıkanmalıdır. Öyle ki bu deliklerin ıslanmış olduğuna kanaat getirmelidir. Böyle bir kanaat yoksa onları el ile ovarak ıslatmalıdır. İçlerine zorla su geçebilecek bir halde olan küpe deliklerini de içlerine su geçecek bir şekilde el ile ıslatıp yıkamalıdır. 188. Tırnaklar arasında kalan kurumuş çamurların ve göz çapakları gibi şeylerin altlarını da yıkamalıdır. Bunu yapmak gereklidir. Fakat tırnaklar üzerindeki kirler, topraklar, kanalar gusüle engel olmazlar. Çünkü bunlar suyun geçmesine engel değildirler. Bu konuda köylü ile şehirli eşittir. Sahih olan görüş budur. 189. Bir özür sebebiyle sünnet olamamış kimsenin organında toplanmış olan derinin içini de yıkaması lazımdır. Ancak açılmasında bir zorluk oluyorsa o zaman içi yıkanmaz. Çünkü bu deri bedenin dışından sayılır. Buraya kadar gelen bir sidik ile abdest bozulur. 190. Suyun geçmesini engelleyecek şekilde dişlerin arasında nohut büyüklüğünde sert yemek parçası bulunmamalıdır. Vücudun hiçbir yerinde suyun geçmesini engelleyecek balık pulu veya çiğnemiş, kurumuş ekmek parçası gibi bir şey de bulunmamalıdır. Çünkü bunların altlarına su geçmeyince gusül sahih olmaz. 191. Birbirine bitişik olup da aralarında su geçirmeyecek bir halde bulunan parmakları yıkarken su ile aralarını ovmalıdır. İçi boş olan göbeğin içini de yıkamalıdır. Üzerlerinde pislik bulunmasa da avret yerlerini su ile yıkayarak temizlemelidir. Bunların da kuru kalması guslün saatine engel olur. 192. Ayaklarda bulunan çatlaklar üzerine merhem koyulunca eğer altlarını yıkamak zarar vermeyecekse altlarını yıkamak gerekir. Zarar verecekse üstleri yıkanır. Bu da zarar veriyorsa üstlerini meshetmekle yetinilir. Mesih de zararlı ise meshedilmez. 193. Bir kimse guslettikten sonra ağzını veya burnunu yıkamadığını veya bedeninden bir yerin kuru kaldığını anlarsa yeniden gusletmesi gerekmez. Yalnız o yerleri yıkaması yeter. Bu arada farz bir namazı kılmışsa onu tekrar kılması gerekir. 194. Gözlerin içini soğuk veya sıcak su ile yıkamak güç ve zararlı olduğu için ne abdest alırken ne de guslederken gözlerin içini yıkamak gerekmez. Körler için de böyledir. Temiz olmayan bir sürme ile gözler sürmelenmiş olsa bile bunu yıkamak gerekmez. Gözlerin hafifçe kapatılması hem abdest için hem de gusül için bir engel teşkil etmez. Yeter ki su kirpiklere ve pınarlara ulaştırılmış olsun. Malikilere göre gözlerin ve ağız ile burnun içleri, bir de meydanda olmayan kulak deliği bedenin dışından sayılmaz. Bu bakımdan bunları abdeste ve gusülde yıkamak farz değil, sünnettir. Hanbelilere göre ağız ile burnun içleri yüzden sayılır.
Onun için hem abdeste hem de gusülde yıkanmaları farzdır. Takma olan gözlerin çıkarıp abdest ve gusülde altlarını yıkamaya gerek yoktur. Bu yıkama zararlı olunca zaten çıkarılmaları caiz olmaz. Müzik 195.